Şimdi kimler hazır, kimler oynayabilecek onu konuşacağız ama Gökhanillerle başlamak istiyorum ben Beşiktaş konusuna. Çünkü oyuncuyla bir yıllık bir anlaşmaya varıldığı haberini biz de birkaç saat önce son dakika haberi olarak aktarmıştık. Kartal Yiğit bir kafa karışıklığı var. Kulüpten de resmi bir açıklama gelmediği için şu an o kafa karışıklığı var. Oyuncu olarak mı, teknik heyete mi, sportif direktör deniyor. Sezon sonunda bir jübile, Beşiktaş-Napoli hazırlık maçıyla bir jübile yapacağı bilgisi var yine. Hangisi tam olarak doğru bilgi? Vallahi şimdi onu bir aktaralım biz de bilgi eksikliği, bilgi kirliliği diyelim daha doğrusu. Çünkü kulüpten resmi bir açıklama olmadığı için herkes bildiğini söylüyor. Benim de öğrendim. Yani yöneticilerle bu arada bir mesajlaşmalarım oldu. Şöyle, çok özür dilerim. Oyuncu bir açıklama yapmış. Onu aktarayım. Tabii, aslında tabii. Anladığımız kadarıyla futbolcu olarak Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezonsa sportif direktör olarak planlıyoruz. Tamam, şu an netleşti. O zaman netleşti. Oyuncunun ağzından açıklama bu şekilde. O zaman şöyle bir gerçek var. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yöneticilerin çoğunun bundan haberi yok. Yani Gökhan İnler'in geleceğinden haberleri var. Ama futbolcu olarak devam edeceğinden haberleri yok. Benim görüştüğüm insanlar, önemli de yöneticiler, isim vermeyeyim. Çoğun, çünkü ortak görüş şuymuş. Evet, futbol bilgisi çok iyi. Lisan, 3-4 lisan evet. Konuşuyor. Hakikaten iyi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş'ı çok seviyor. Sportif direktör olması yönünde. Bir yönetimde, daha doğrusu yönetimin genel yönetimdeki genel ağırlık sportif direktör olması yönündeydi bu sezon için. Şimdi oyuncu demek oynamak istiyor. Ama şu var, yani bilmiyorum, ben şaşırdım açıkçası. Yani futbolu bırakmış bir oyuncunun tekrardan gelip, yani büyük ihtimal şu olacaktır. Bir ağabey olarak bir takım içerisinde. Takım içi liderlik yani oynayacak gibi. Ben oynayacağını düşünmüyorum, açık konuşayım. Yani Gökhan İnler iyi oyuncu muydu? İyi oyuncuydu. Ama futbolu bırakmış bir tekrardan getiriyorsunuz Gökhan'ı. Beşiktaş'ta da oynadı. Siz gönderdiniz. O zaman niye gönderdiniz Gökhan'ı? Şimdi akıllara da o gelir yani. Niye gönderdiniz? Şimdi gelecek. Ha, kadroda olacaktır. O kulübede olacak büyük ihtimalle. Ha, bilmiyorum yani, fizik durumunu bilmediğim için bir şey diyemem. Belki son 5 dakika, 10 dakika oynatabilir hoca, Şenol Hoca. Hocaya kalmış bir durum ama asıl amaç Gökhan'ın futbol bilgisinden yararlanmak. Avrupa'daki o futbolcu piyasasını bilmesinden, ondan yararlanmak. Konuştuğum yöneticiler de onu diyor. Avrupa futbolunun üst düzeyde bildiği için o piyasaya, yani oyuncu transferlerinde falan biz ondan yararlanacağız Gökhan'ın diyorlar. Esas yeni sezondan, önümüzdeki sezondan itibaren herhalde bu konuda faal olacaktır. Ama oyuncu, ben futbolcu olarak dönüyorum diyor. Bilmiyorum, göreceğiz yani futbolcu olarak nasıl bir katkı verir. Hocam. Ya biz de sadece transferi değil, her şeyi planlaman lazım. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlar. Bu konularda ne kadar yanlış yaptığımızın bence en büyük ispatlarından bir tanesi de bu. Evet, birinin özellikleri bir işi yapmaya çok uygun olabilir. Eğer Gökhan'ın da sportif direktörlük yapabilecek o tür özellikleri varsa, niye sezon sonu, niye şimdi değil? Beşiktaş'ın şu anda bence bir sportif ihtiyacı var. İhtiyacı var. Ve her şey bir tarafa bakın. Futbol takımlarını ben çok iyi biliyorum. Futbolcunun kafasından nelerin geçtiğini çok iyi biliyorum. Sezon sonu senin sportif direktör olacak bir takım arkadaşınla ilişkilerin bambaşka olur. Senin teknik heyetinin, yönetiminin o futbolcuyla, ki Gökhan İnler futbolcu olacaksa, ilişkilerinden apayrı mesajlar çıkarırsın. Yani kafa karıştırmaya hiç gerek yok. Zaten bu kadar komplike olan bu takımları idare etmede, futbolcu, taraftar, hoca, oyun geliştirmesi ilişkilerde daha çok ortalığı karıştırmanın, kafaları karıştırmanın kimseye faydası yok. Çok basit ve en doğru yönetim tarzını da seçmeniz lazım. O yüzden bir de planlama diyoruz ya. Planlama benim bildiğim hemen şu an hadi canımız istedi demekle olmaz. Aylar önce yapılmış olması lazım. Beşiktaş demek ki var. Bu planlamayı önceden yapmış, bizim haberimiz yokmuş. Bunu da espri olsun diye söylüyorum. O yüzden bazen rüzgar nereden geliyorsa biz oraya göre dönüyoruz.
doğru bir karar değil. Peki. Gökhan geliyorsa idare sportif direktör olarak gelsin bence, hemen bence göreve gelsin. Hemen başlasın. Beşiktaş'ın futbolcu Gökhan İnler'den çok sportif direktör Gökhan İnler'e ihtiyacı var. Her jübilesini yapsın. Napoli'yle oynayamaz mı? 15 dakika oynar ne olacak? İdmana da çıksın yani. İdmana da çıkmasın. Yani çıkmasın. Maç öncesi mesela bir oynayacaksa ya, mesela yarım saat için öyle bir gün iki gün yaparsın yani. Herhalde o anlam için söylemiyorum ama bu şekilde sahaya çıkıp oyuncu olarak ardından işte direktör olacağım falan bence de yani şimdi Gökhan İnler bakıldığı zaman nerede oynayacak bu takımda nasıl oynayacak yani kimse oynayamıyor o mu oynayacak? Bu fizik şeyle ama peki. Büyük ihtimal Şenol Hoca kararı bu. Yani yönetimin ben bakalım, bu olayın içinde olduğunu düşünmüyorum. Bakalım belki bu konuyla ilgili bir açıklama, bir resmi açı. En azından kafa yönetim karışıklığını engellemek artık, açısından evet. Bir açıklama gelecek mi onu Şenol göreceğiz. Güneş'in zaten kararı. Bu akşam Ahmet Nur Çebi Aspor'un canlı yayın konuğu olacak. Başkan da büyük muhakkak ihtimal o da sorulabilir. Sorulacaktır ve o da cevap verecektir diye tahmin ediyorum. Saat 20'de değerli izleyenler onun hatırlatmasını da hemen şöyle bir yapalım. Şimdi kim hazır hale gelecek Trabzonspor maçıyla birlikte evet. Kim oynayacak? Az önce haberimizde izledik özellikle Bailey, Chamberlain ve Rebic Trabzonspor maçında forma bekliyor diye. Bu arada Karagümrük'te de bir hazırlık maçı yaptı milli arada. Beşiktaş 2-0 kazandı. Gezal ve Rebic'den geldi goller. Evet. Bu da Beşiktaş taraftarlarını mutlu eden bir gelişme. Zira Gezal'ın ne zaman döneceği de çok merak ediliyordu. Yavaş yavaş Gezal'ın da sahaya ısındığını söyleyebiliriz. Şimdi Kartal Yiğit bu bilgiler doğrultusunda hangi oyuncu ne zaman nasıl devreye girecek Beşiktaş'ta? Şimdi Ezgi, Karagümrük maçı basına kapalıydı. 2-0 kazandı Beşiktaş. Golleri atan da Rebic ile Gezal. Evet. Şu ana kadar faydalanamayan oyuncular. Basına kapalı olduğu için tabii direkt kendimiz göremedik kimin nasıl oynadığını nasıl ama ben içeriden bilgi almaya çalıştım oyuncular konusunda. Tek tek vereyim doğru bir şekilde. Şimdi Gezal'dan başlayayım. 80 dakika oynamış maçta. Sağ kenarda yani her zamanki yerinde oynuyor. Bir gol atıyor ve en önemlisi sakatlık problemi olmadan tamamlamış. Sıkıntısız bir şekilde tamamlamış. Çünkü bugüne kadar 80 yani bu sezon hiç bu kadar uzun süreli yer almadı. En son Sivas maçında sonradan girdi 10-15 dakika. Ama onun dışında 80 dakika oynaması bence çok değerli ve probleminin olmaması bir kere çok değerli. Şu anki görüntü Şenol Hoca'nın Trabzonspor maçında görev verdiği takdirde oynayacak yönünde. Ama aldığım bilgiler fiziksel olarak henüz yani tam anlamıyla öyle bir 90 dakikayı kaldıracak şekilde değil. İlk 11'i de kaldıracak şekilde değil ama Sivas maçındaki gibi 10-15 dakika değil. Mesela ikinci yarı oyuna girip bir tam 45 dakika ya da 60'tan sonra girip bir 40 dakika oynayabilecek, yarım saat oynayabilecek, en iyi üst düzey oynayabilecek şekilde olduğu yönünde. Gezal konusunda böyle bir durum var. Çünkü Beşiktaş taraftarı da, teknik ekibi de, yönetimi de Gezal'ı bekliyor. Bir ara sözleşmesinin dondurulması, fesh edilmesi şeklinde açıklamalar vardı, gündemdeydi. O şu an tamamıyla rafa kalkmış durumda. İyi bir Gezal'a Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Bu gerçek.